Power Rush Simulator oynayacağız arkadaşlar. Siler, döker, parlatır, tamer parlatır. Bugün temizlik yapacağız. İnanılmaz keyifli. Kim zaten tazikli suyu sevmez ki? Şuna bakar mısınız? Bakın. Şu temizlik hissi. Böyle bir rahatlık yok. Birkaç gündür oynuyorum bu oyunu. İnanılmaz rahatlıyorum. Burada olmana çok sevindim. Kelvin çok efendi bir çocuk, biliyorsun değil mi? Ne anlatıyorsun ya? Böyle arada bize SMS atıp duruyorlar. Temizlik yapacağız arkadaşlar. Temizlik çok önemlidir. Bakın. Özellikle hem keyifli hem de önemli. Hayatta tek bir iş yapacaksın. Ama onu da doğru düzgün yapacaksınız. Hayat mottosumuz bu olması lazım bence. En iyisini yapacaksınız ya. Bir iş yaparken en iyisini yapacaksınız. Temizlikte de ben öyleyim. Çok iyi temizlik yaparım. Aman eşim duymasın. Genelde böyle halının altını süpürüyorum kirleri. Ama oyunda farklı. Gerçek hayat farklı. Oyun farklı. Birbirinden farklı başlıklar var arkadaşlar. Görüyorsunuz tazik değişiyor. Bak gittikçe azalacak, görüyor musunuz? Beyaz da daha da az. Tabii ki daha az temizliyor. Benim en sevdiğim tazik türü sarı. Yönünü değiştirebiliyoruz. Bakın şu mesela kapıyı bitirelim. Şöyle görüyor musunuz? Kirleri attırıyoruz. Şöyle şuraları da tam bir alalım. Bitince böyle bize her yerden dolar geliyor. Dolar da çok doldu. Veriyor arkadaşlar. Ve sağ solu her yeri temizliyoruz. Halının altına süpürmüyoruz kirleri arkadaşlar. İşimize saygılıyız. Düzgün yapıyoruz ya. Bir temizlik işi oldu mu Tamer temizleme şirketine geleceksiniz. Siler, döker, parlatır. Tamer parlatır. İşimizi hakkıyla yapıyoruz arkadaşlar. Tazik eşittir. Öyle bir basınç ne vardı ya? P eşittir. F bölü A. Güç bölü alan. Doğru mu ya? Oğlum kaç yıllık bilgilere. Şu an kutusunu açtım. O bilgiler düzgün çıkmadı. Kutumda küçük hissediyorum. Uzun süredir üzerine düşünmediğim bilgiler. E eşittir mc kare olduğuna göre göreceli demek. Albert Einstein'ın da dediği gibi. O yüzden her şey göreceli. Nasıl işin içinden çıktım? Tazik eşittir yol bölü zaman arkadaşlar. Bu formülü herkes bilir. Herkes bilir. Zaman da vardı ya. F bölü A mıydı? Ulan çok karıştırdım ha. Neyse. Bütün bilgilerimi saçtım yani. Bütün kültürümü saçtım. Sözde bir de mühendis olacağım. Ben normalde mühendisim arkadaşlar. Ya böyle mühendislik, doktor olmak, doktorluk falan istiyor herkes ama. Ya böyle bu tür işlerde zevkli değil mi? Kafanı yormadan böyle rahat rahat çalışmak, biraz böyle beden gücüyle, biraz da böyle de işte keyif alarak çalışmak bence güzel ya. Yani kafanız rahat olduktan sonra, stres olmadıktan sonra ömrünüz uzar. Şöyle var ya, şu tazik sesiyle, şu su sesiyle bir ömür geçirebilirim ben herhalde. Oto yıkama falan mı açsam acaba? Araba böyle yıkamak var ya, inanılmaz keyifli. Geçen bir tane baktım zaten şu indirimlerden. 1800 liradan 1780 liraya düşmüş. İnanılmaz böyle Bosch'un güzel bir tazikli şeyi vardı. Araba yıkama makinesi vardı. Çok beğendim. İşte inanılmaz indirim olduğu için de almadım ya. Şöyle bir 1000 liraya falan düşse gaza gelip alıyordum. Yani çok keyif alırsın. Sonra dedim ulan dedim şey, benzinliğe gidince 2 lira atıyorsun. Çatır çatır yıkıyorsun tazikli suyla. 1700 lira 1800 lira desen olur. 900 kere arabayı yıkayabilirim. Zaten bir yılda kaç kere yıkayacaksın arabayı? Ayda 2 kere gitsen bile bilmem kaç yıl ediyor. O sırada araba zaten eskiyeceği için dedim işler dışlar çarptım mantıksız diye o Bosch'un güzel tazikli basınçlı su sıkma makinesini almadım. Gerçekte böyle sıksam muhtemelen, bir de bakın şöyle inceler de var. Bunları da size göstereyim ya. Yani bir suyu acırım herhalde böyle rahat rahat sıkamam gibi geliyor bana. Şöyle yeşile de biraz az tazik. O bu pek keyif vermiyor işte. Benim en sevdiğim başlık sarı başlık. Yani az ve öz. O az önce yap dediğimiz formülde ince alana oynuyor ya. O yüzden taziği fazla oluyor ve güç yüksek oluyor. Dolayısıyla temizlik fazla oluyor. Şöyle temizleyelim. Temizlik bizim işimiz ya. Yani ulan var ya, şu işe başlasam da
kim evini böyle pis bırakır bir. İkincisi hangi gelin temizliğin suyla temizlemeye çalışsam herhalde bir bakarlar garip garip ne yapıyor bu diye. Bu şekilde ev temizleyen yoktur diye düşünüyorum ya. Var mıdır? Yani duvarlar en fazla silinir herhalde. Şöyle bak, şeyleri de, kirleri de görebiliyoruz arkadaşlar şu tuşla. Çimlerin altında. Bak şu tarafta var. Bahçeleri mahçeleri her yeri istiyor. Farklı farklı. Mesela araç maraçla temizleyebiliyoruz. Hızlı bitirebilirsek burayı araçla temizleriz. Şimdi birazdan çatıya da çıkacağız. Şöyle bakalım. İnce dedik ya, ince yapıyoruz. Şu açıyla temizlemek de güzel. Tam temizlemiyor ama hiç değilse daha büyük alanı görebiliyoruz aşağıdan. Calvin Miller. Ne diyorsun? Annem bana mesaj atıp duruyor. Buranın nasıl göründüğü konusunda. He, başka. Başka işler de geliyor arada. Tabi WhatsApp numaramızı verdik. Böyle badanayla boyadık bir tane duvarı. Dedik buradan yazın ki gelelim temizleyelim. Böyle reklamlar oluyor ya. Ya mantıklı olan gerçi yeşil yapmak bunu ya. Birbirinden farklı şeyler de var. Şu sıkma aletleri de var. Ben en iyilerinden birini aldım şu an. Power Wash 3000 S modeli. Ve bir tık yavaş giderek zamanı azaltarak gücü yayabiliriz herhalde. Bir de ucuna uzun baş taktım ki daha uzaklara daha tazikli sıkabilsin arkadaşlar. Oynar başlı uzun. Ne anlatıyorsa. Temizliğe o kadar daldım ki boş konuşuyorum. Şöyle devam edelim. Poşur poşur. Tazikin faydaları anlatmak da bitmez. Poşur poşur. Oh. Camlar falan da. Bakalım şu. Aa, çerçeveleri de ekstra veriyor. E baba, daha ne yapacağız sana? Tamam. Şimdi şöyle full açık da bırakabiliriz. Hiç basmadan. Ben normalde şu an triggerlarla basıyorum ama. Sarı daha iyi ya. Şimdi çatıya çıkma vaktimiz geldi galiba. Şu aşağıları tam bir temizleyelim. Yani buradan bile görüyoruz ama. Aa, arkaya hiç gitmedi. Baştan dışarıları görelim. Dış duvarları, sonra çatıya çıkarız. Bir ferahlama hissi. Kaç gündür bunu oynuyorum. Kenardan da bakın size bir taktik vereyim. Podcast açıyorum. Dinlediğim böyle podcastler var. Podcast'ı açıyorum. Kafa rahat. Hiçbir şey düşünmeden. Temizlik. Güle güle. Böyle genelde komedi podcastleri dinliyorum. Açıyorum kenardan. Dinleye dinleye. Güle güle. Kafa rahat bir şekilde temizlik yapıyorum. Evi temizle desem temizlemem. Ama oyunda çatır çutur temizliyoruz her yeri. Yok yok, evi de temizliyorum. Temizlememiz olur mu ya? Akıllı robot aldık, o dönüyor evde. Robotları çalıştırıyoruz. İleride onlar bizi çalıştıracak herhalde. İnşallah Terminator gerçek olmaz. Bize kinleniyorlarmış şu anda. Arada tekmeliyor falan robotu. Of be, şuraya bak. Adeta böyle içim sanki içim kararmış, gönlüm kararmış. Üzerinden böyle kire atınca böyle bir ferahlıyorum. Öyle bir rahatlama. Bakın şöyle görelim kirli yerleri. Şöyle eğilme falan da var. Hatta yere komando gibi yatıp öyle de temizleyebiliyorsun. Zıplama da var. Böyle farklı farklı şeyleri göstereyim. Ha, onları göstereyim bakın. Az önceki oynar başları buradan şey yapıyorsunuz. Buradan da temizleyici falan da ekleyebiliyorsunuz ama bunun için özel bir şey lazım. Söyleyeyim şurada. Bir tane böyle altlık lazım.
Onu da nereden takıyoruz acaba? Bakın aparat burada şu an ben uzun tabancayı, uzun aparatı kullanıyorum. Prime Vista 3000'miş. En iyisi, en iyisi. Bunu söyleyebilirim size. Diğer taraftan da şu baş, şuraya sıvı temizleyici için bir şey almak lazım. Ama daha henüz almadım onu ben. Şöyle bir görelim kirli tarafları. Foşur foşur. Siler döker parlatır. Hamer parlatır. Temizlik bizim işimiz. Bırakın temizleyelim. Tabi bir de temizlik işi bittikten sonra para verin. Böyle bedavaya bırakmayın. Uzun başlıkta işte böyle tam şey olmuyor ama. Yani uzaktan güzel koşur koşur sıkıyorsunuz ama yakından böyle ince işçilikte uzun başlık o kadar iyi değil. Oh! Burada sanki şu taraftan mı şöyle? Dostum sen de bitsene ya. Heh. Tavana geçelim. Bir de şöyle bir şey vardı galiba. Heh. Bir de böyle oynar başlı da yapabiliyoruz. Böyle böyle böyle. Ama bu böyle biraz mide bulandırıcı değil mi? Bende astigmat olduğu için, bende biraz astigmat var. Astigmat olduğu için mi rahatsız oluyorum bilmiyorum ama öyle böyle sabit durup bir şey alışmışken değiştirince böyle başım dönüyor, mide bulandırıcı oluyor ya. Ha. Yani %99 bir şey yapınca tamam diyor, artık o ince noktaları da temizleme diyor. Oyun bize o kadar da bir ekstra vermiş. Temizlik yaparken simetrik gitmek daha mantıklı aslında. Ama böylesi de daha eğlenceli ya. Full de böyle simetrik gitmemek lazım. Arada değiştirmek lazım. Farklı yolları. Farklı şeyleri kullanmak lazım. Eve dönerken veya bir yerden bir yere giderken arada yolu değiştirmek gerekiyormuş. Alzheimer için. Bu da böyle gereksiz bilgi. Ne yapıyorsunuz? Yapın. İsterseniz gidin başkasına anlatın. Böyle sürekli bir şeyleri değiştirmek lazım. Bir de bulmaca çözmek gerekiyor. Nereden ne bilgiler çıkardıysam. Ya zaten temizlik sadece temizlik değildir. Ruhunuzu katmanız lazım. Suyun içine. Abi ne çok yer varmış kalmış arada. Şöyle tabi şey yapmak lazım. Bir yukarıdan mı? Bir de aşağıdan. Bir yukarıdan, bir aşağıdan. Ver, ver. Bu tarafları... Ha, şeyimiz kalmış bu taraf. Şimdi merdiven de kullanacağız. Başka kirimiz... Şimdi yukarıda var kirimiz, sapımız. Burada ince bir şey kaldı mı? Şu kalmış. Şuradan vardır herhalde. Tamam. Çatıya ulaşacağız. Çatıya çıkmak için merdiven lazım bize. Şuraları şöyle bir tam görelim de. Maraptan. Yan tarafları. Sonra işimiz olmasın. İyice bitirelim. Aşağıdaki işleri bitirip öyle çıkmak lazım. Oha daha şu çerçeveler. İnce görmek gerekiyor. Bir de bu taraftan görelim. Peki niye çınklamadım? Var mı da? Ha, bak sen şu işe. Tamam, şimdi merdivenimizi alalım. Nasıl alıyoruz? Buradan mı alıyoruz?
Abi alamadım ya. Heh. Şöyle çatıya doğru bir çıkalım. Dikkatli çıkarsak bir yerimizi kırmadan. Bununla yeşile geçelim ya. Gerçi bu yeşil de şuraları zor çıkarıyor. Harbi formüller aklıma takıldı. Yarım saattir düşünüyorum, bilmiyorum ya. Demek ki boşuna öğrenmişim ben lisede falan bunları. Tazik eşittir. Tazik. Tazik. Onu bile söyleyemiyorum. Edebiyat dersinden de kaldım. güç çarpı yol bölü zamandır arkadaşlar. Şu an uydurdum yani. Mantıklı olan o. Ne kadar yaklaşırsam yol o kadar azalacak. Dolayısıyla basınç artacak. Mühendislik diplomamı almak için başvuruda bulunacaklar bu bilgilerimden sonra. Şöyle gezerek na 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 tıt 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 tıt. Peki size bir soru. Videonun başından beri izliyorsunuz. Sizce kaç litre su harcadık? Tat 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 tararararat. Yok, yeşil o kadar iyi temizlemiyor ya arkadaşlar. Yani sarı en iyisi. Ben hep sarıdan yanayım zaten. Sarı dokundu mu böyle pış pış gidiyor. Bakın şuralara. Buraları böyle olmaz ya. Ucu uzun ya. Uzun olduğu için uzağa şey ama yakına yapmıyor. Yani sıkıntı çıkarıyor arkadaşlar. Ama bitecek. Hiç değiştiresim de yok başlığı. Oh! Yarasın be. Hayatta hakikaten mottonuz olsun arkadaşlar. Bir iş yapın ama en iyisi siz olun. Tabi gerekli bir iş yapmak da önemli. Yani ben çok iyi top sektiririm. Ama bu da güzel ha. Fıkı fıkı başlık. Çıkı 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 çıkı. Şıkır 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 da fıkır 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 da. Mahmure. Neresi kaldı be? Ha şurası. Şu başlık hoşuma gitti. Bu var ya. Her yeri temizler. Her yeri. Her yeri. Pas, kir. Her şeyi çıkarır. Ama tabi alan çok az. Veren çok. Q olan eşittir Q veren. Bakın yeni bir formül geldi. Gün geçmesin ki yeni bir şey öğrenmeyin. İşte. Tabii o sıcaklıkla alakalıydı ama. Şöyle rahat da hareket edemiyorum çok da. Tamam. Sonra şurası var. %99'a geldik. Kaç ne kaldı be? Şurası var. Yukarıdan gördüm onu. Ve oluk kalmış. Oluk oluk. Şu çitle direkt kaldı. Tamam direkt tamam. Tamam çitle tamam be dayı. Yaptık işte. Wow bitti. %100 tamamladık. Bal dök yalı oldu. Bir tane de araba temizleyelim mi ya Jeep? Ne dersiniz? Devam. Oh vallahi işte olay budur bak.
Araba temizlemekten herkes keyif alır arkadaşlar. Şöyle önünü bir şey yapalım. Bu harbi Jeep Jeep galiba. Jeep bildiğiniz gibi bir marka. Pek sokaklarda göremesek de. Yalnız nereye soktunuz bu Jeep'i be? Hey! Gerçi Jeep dediğin şehirde kullanılmaz da bizim Jeep'ler şehir Jeep'leri. Bunu sokacağım böyle araziye. Üf! Kopuk uçutma. Nereye gittim belli olmayacak. İnsan girmediği yerlere sokacağım bunu. Şeydeki gibi. Forza Horizon 5'te ormanda gezer gibi gezeceğim bunlar. Şöyle bir kalkalım ayağa da. Baştan yukarıları alalım. Anında bitiririm bunu da bak şimdi. Hazır mıyız? Boş boş. Boş boş. Yalnız harbi çok su gitti be. Ben bir taraftan da suyu acıyorum. Küresel ısınma var. Böyle bu kadar har vurup harman savurmamak lazım. Arabanın üstüne çıkayım mı? Hop zarar. Gitti kaporta. Satarken yazacaklar. Temizlenirken üstüne çıkılmış, üstüne çıkılmıştır. Tramer kaydı yoktur ama üstüne bir tane usta temizlikçi çıkmıştır. Ha, yansımalar mı? Turuncu gibi gözüküyor da. Aga çok temizledik be. Hey! Ön tampon hala olmadı mı ya? Arka biliyorum ne olmuş. Ön nasıl olsun? Ne kalmış? Kaput kalmış. Fren lambası kalmış. Fren lambası dediği arkalara diyor herhalde. Şey kalmış. Tamam. Tamam. Ön kaput. Ve bitti. Araba temiz. Her yer bal dök yala. Siler döker parlatır. Tamer parlatır. Bir temiz zindan sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz ve bu tip videolar gelsin istiyorsanız lütfen beğenmeyi unutmayın. Şu anda ekrandaki farklı videom var. Herhangi bir tıklayarak izlemeye devam edebilirsiniz. Farklı oyunlar, farklı videolarda da görüşmek üzere diyorum. Takipte kalın. Hoşça kalın.